Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Ace of Iron 4 videosunda The Great War Redux modunda Turan yoluna doğru ilerlediğimiz serinin 4. bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Evet, en son hatırlayacaksınız ki Balkan İttifakı'ndan barış anlaşması gelmişti. Biz zafer olarak mı yoksa savaşa devam edeceğimiz yolunda mı seçeneğimizi seçmek için gerekiyordu. Abi teslim olmalarını kabul etmiyorum. Direkt olarak devam edeceğim. İlerleyişi hızlandıracağım. Çünkü benim buradaki toprakların hepsine ihtiyacım var. Tabii ki bunu düşünmem bayağı uzunca bir zaman alabilir. Yapacak bir şey yok. Gerekli olan şeyi yapmam lazım. İlerleyişe devam ettirmem lazım. Arnavutluk askerleri bu noktada ilerleyişe devam ediyorlar. Belgrad yanındaki şu askeri paketin imhasını bir gerçekleştirelim. Belgrad'ın oradan çıkmasıyla beraber buradaki Sırp askerlerinin tamamı paket altında kaldı. Bunun kontrol edilmesi önemli bir şey. Bulgar tarafının düşmesi lazım. Belgrad'ın ele geçmesiyle birlikte Sırpların eğer düşürebilirsek oradan bir ufak teslim alma ihtimalimiz söz konusu. Ya %37 şu anda. Çok fazla bir gücü kalmadı. Herhangi birkaç victory point'e daha girilmesiyle birlikte teslim olacaktır. Hatta eğer ki girebilsek Niş'e girilmenin ardından direkt olarak teslimiyet verecek de. Niş'e girebilmemiz bayağı uzun bir zaman alacak gibi gözüküyor. Çünkü bayağı yoğun bir direniş söz konusu o bölgelerde. Abi şu 12'nin altısını bana ver. Buraya gitsinler hemen. Oradaki orduya desteğe çıksınlar. Çünkü orada desteğe en azından ihtiyacım var. Burada da biraz olsun asker olursa ilerleyiş belki yapabiliriz diye umut ediyorum. Sırbı devirmeyi başardık ama Bulgar'ı devirmek o kadar kolay olmayacak abi. Çünkü Bulgar'ın hala daha çok fazla gücü var. Ve bu gücün yıkılması öyle kolay kolay olmayacak gibi duruyor. Sırbı düşürmem lazım. Sırbı düşürebilirsem gerçekten çok rahat bir ilerleyiş gösterebilirim. Devam ediyorsun abi. Şu arayı kapatabilirsek çok büyük bir zafer alabiliriz. Çünkü burada güzel bir Sırp paketimiz var. Kapatmayı başardık. Güzel. Belgrad tarafındaki ordu hattı kapatılmış. Oradan geri ittirilmişiz. Ama Belgrad'a tekrardan geri girmedikleri sürece dert değil. Bizim ilerleyişimiz başlayacaktır artık. İngilizlerden bir ufak silah desteği geliyor. Tabii ki bu gelen silah desteği bizim ihtiyacımızı karşılamaya yetmiyor da yapacak bir şey yok. Petrol konusunda bir ufak destekleyelim abi. Siloları falan araştıralım. Şu Sırpların komple ortadan kalkmasını bir sağlayabilsek gerçekten çok fazla rahatlayacağız da. Sırpları devirene kadar baya baya zaman geçmesi gerekiyor gibi duruyor abi. Hadi şurayı hemen imha et. Bitir abi oranın işini. Şu Karadağlıları bir yüklen abi. Oradan yani bir parça bile silah bile gelse kar kardır. Oradan bir ufak daha ilerleyişimize katkı sağlayabilir. Evet, Karadağ an itibariyle düştü. Karadağ düştü de Karadağ düşürmeye puan yetmedi. İşin sıkıntılı kısmı orası. Güzel. Biraz puan geldi en azından aldık. Tamam. Karadağ'ı aldık. Karadan zaten donanması falan yok. O yüzden direkt olarak dan çekiyorum. Buradaki işi bitirmiş oluyoruz. Hemen buradaki ordular Sırp tarafına doğru ilerleyecek. Sırp'ın buradaki ordularının imhasını sağlayalım. Buradan kalan ordularla birlikte de direkt ana cepheye dönmeye devam edeceğim abi. Oradan ilerleyişe çalışacağım. Hocam sen gitsene buraya. Haydi. Sen niye gitmedin? Adaptable verelim buradaki Maraş elimize de. Silah konusu 23K'ya kadar düşmüş. Güzel. Almanlarla da mı bizim aramız kötüleşmiş? Allah Allah. Neden? Saldır abi, saldır 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 saldır. Sırbın öyle bir gücü yok. Fabrikası alanında zaten hiçbir şey kalmamış olması lazım. Sadece bir tane sivil fabrikası kalmış. Manpower olarak da bitmiş abi Sırp. Sırp madem o kadar bittiyse devam. Bulgar'da da gidişat kötü. Haydi abi. Sırbın buradaki askerlere imha almasının ardından zaten teslimiyet bile vermesi lazım da. Hala daha %38 çünkü büyük victory pointlere girebilmiş değiliz hala ne yazık ki. Hadi abi hadi. Orada iki tane piyadesi kaldı sadece. Haydi.
Abi %10 var support daha veriyorsan ver, kabul ederim. War Support'un şu an hepsine ihtiyacım var. Bir sivil fabrika daha satmayalım abi, o kadar da değil. Non-core manpower %2 alırım abi. Güzel iş görür. Yani non-core nüfusumuz yine hala o kadar iyi değil. 11 milyon. Ama her türlüsü iş görür abi artık. Çünkü gerçekten hepsine ihtiyacım var. Bunlar buradan fazla saldırmaya başlamışlar. Bunlar bayağı can yakar duruma gelmiş abi. Buradan bu kadar geri çekilme acaba sonunda bize fayda sağlar mı? Plevne tarafı boş. Boşsa oradan ilerleyebilsek keşke ama muhtemelen ilerletmezler bizi oradan abi. Tank prototipleri gelmiş. Devam. Hadi abi gir oradan. Gir 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 gir. Gir abi gir 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 gir. İşte tam olarak istediğim şey buydu abi. Kaç saattir ya? Gir Sofya'ya. Gir Sofya'ya bitir işi. Bulgar öyle Sofya'ya girmek de düşmez de. Sofya'ya girmesi Bulgar'ın direkt olarak fişine çekilmesi demek abi. Güzel. Sen bir bekle orada azıcık. Oradan bir destek gelsin. Bulgar'ın durumu nedir şu anda? Ha, Bulgar'ın düşmüş olması lazım. Evet, Bulgar da an itibariyle düştü. Güzel. Bulgar'ın tamamını alıyorsun. Bir de bir ufak donanması varmış. Onu da alıyorsun abi. Danını çekiyorsun. İşini bitiriyorsun. Şimdi sadece iki rakip kaldı. Biri Yunan, biri Sırp. Savaş hala daha başlama ihtimali yüksek düzeyde. Abi sen buradan iç tarafını bir yokla. Sen buradan arka tarafı yokla. Buradan Sırp'ın bize çıkarabileceği hiçbir şey yok. Hızlıca eğer buradaki Yunan, Bulgar'daki ordu gelebilirse bu noktaya işimizi bitiririz. Hemen bir planingini çizdirelim line'ını. Hızlıca bir şekilde saldırılara başlıyorsun abi. Nişe gir. Nişe gir, savaşı bitir. Nişe gir, savaşı bitir abi. Haydi abi haydi. Bulgar bitti. Karadağ bitti. Haydi. Niş tarafına çok fazla uzak kalmadan bitirmem lazım işi. Çünkü artık gerçekten fazla bir zaman kalmadı. Şuradan şey ver, resource slot ver. Hadi abi hadi 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 hadi. Sırbın öyle bir gücü yok. Yani Yunan'ın bile gerçekten gücü yok da Yunan hala da dayanmaya, direnmeye devam ediyor. Yunan'la olan savaştan barış mı geldi abi? Sen niye ilerlemiyorsun? Hele şükür sonradan geldi kanal. Buradan bir ufak geri itilmişiz ama onu da geri toparlayacaklardır. Haydi abi, niş tarafına bir şey kalmadı. Buradan da ilerle, niş tarafına gir. Strike geldi yine bir de bu zamanda. Ne kadar güzel abi, ne kadar güzel. Yani gerçekten hepsi üst üste gelmiyor. Zaten hepsi aynı anda geliyor da. Şuraya nişi yokla. Haydi, yok orada bir şey. En azından Sırbı düşürmek istiyorum abi. Yani Sırbın düşmesi demek direkt olarak Dünya Savaşı'nın zaten iptal olması demek. Çok güzel. Sırbı da almayı başardık abi. Tamam, tüm toprakları alıyorsun. Zaten donanması monanması yok. Buradan da direkt çıkıyorsun. Aynı orduların tamamını Yunan tarafına getir ve Yunan içinde iş artık bitsin abi. Hemen tüm uçakları da Yunan tarafına getiriyorsun. Yunan üzerinden de karşı saldırıyı taarruzu başlatalım. Hızlıca bir şekilde Yunan'ın da işini bitirelim ve buradan da alacağımızı alıp bitirmiş olalım abi. Ya öbür tarafta aslında bakarsanız Victoria'yı kabul etmememin asıl sebebi de buydu. Ben buradan zaferle çıkarım diye umut ediyordum. Gerçekten de zaferle çıkmayı başardık az çok. Hala daha silahta açığımız söz konusu. Hala daha diğer kaynaklarda açıklamamız söz konusu ama yapacak bir şey yok. Elbette eninde sonunda buradaki açıklığı bitireceğiz ve buradan işin içinden rahatlıklı bir şekilde çıkabileceğiz abi.
Arnavutluk tarafıyla güzel bir iş başardık. Arnavutluğun şeyi ne durumda? Yani herhangi bir değişiklik olmamış öyle çok fazla. Savaşta bizimle beraber savaştığından kaynaklı var skoruyla alakalı bir otonomisi artmış. Ama dert değil, onu da çözeriz. Güzel abi, yeni ordular hemen geldi. Hızlıca bir şekilde bunlar kalış saldırısıyla beraber Yunan da dayanamayacak bir hale gelecektir birazdan. Hocam sana bir de force atak versek. Sen buradan şurayı açsan en azından şurayı paketi altına alırız. Haydi. Ya Yunan'ın öyle bir gücü yok. O yüzden rahatım. Eminim yani. Adım kadar eminim. Yunan'ın da öyle bir gücü kalmadı. Sırf'ın Bulgar'ın devrildiği yerde. Yunan'ın öyle bir hiçbir şey yok zaten. Gördüğünüz gibi zaten 60 bin manpower'ı var. Böyle ordu sayısı falan olarak da tamamıyla boş yani. Hava civa. O yüzden rahatlıkla bir şekilde ilerleyebiliyorum. Burada önemli kısım buradaki limanı yapmaktı. Bu arada buradaki limanı yetiştirmemiz bizim için en büyük yeterlilik oldu. Şuradaki dağcının içi hızlıca eriyor. Eğer burayı açabilirsem Atina'ya rahat bir şekilde girer. Çok özür dilerim. Atina'ya rahat bir şekilde girerim. Atina'ya girmekle beraber zaten her türlü sorunu da çözmüş oluruz. Tungsten'de gereklilik kalmadı. Muhtemelen artiler üretimi yalan olduğu için. Aynen. Haydi abi, açtın artık o dağcıyı. Haydi. Bir kere daha force atak verelim sana. Mustafa Kemal Paşa'ma da bir force atak verelim abi. O da işi hızlandırsın. Hadi abi, açtın sen de burayı. Yani bir tane asker var, öyle çok fazla bir şey yok. Buradaki dağcının zaten işi gücü bitti. Devam abi, devam devam devam. Aynı dağcıyı ittirmeye devam. Silah konusuna yüklen abi. Biraz silah gerçekten ihtiyacım var. Tamamdır. Sen şuradan Atina tarafını bir yüklen bakalım. Atina'yı eğer bitirebilirsek her türlü sorun çözülmüş olur. Şuraya giriyorsun abi. Bitiriyorsun orayı. Atina'ya girdiğim takdirde muhtemelen çökecek de şu an savaş panelini açamıyorum ne yazık ki. O yüzden bir ufak sıkıntı. Yani şu an savaşın gidişatı nedir ne değildir onu göremiyorum ne yazık ki. Onu da bir şekilde çözeriz. Buradaki 3 dağcının tutulması önemli abi. O gerçekten önemli. Oradaki 3 dağlı bizim öteki birliklerin imhasına sonuçlanabilecek bir hamleye yol verebilir. Haydi. Atina'da sadece bir birlik kaldı. Bu bir birliğin önüne geçmek önemli. Güzel. Burada bir paketimiz söz konusuymuş. Hemen onu bir imha edelim. Larissa tarafı ele geçirilmek üzere. Şurayı bir imha et abi. Bitir orayı. Dediğim gibi yani burada askerlerin ölümüyle sonuçlanabilecek bir hamle burası. O limanı kaybetmemek lazımdı. Kaybettik ama inşallah çözeriz diye umut ediyorum. Abi ben seni bir şuraya alayım. Hatta almışken seni de alayım hocam. Hepiniz bir şuraya gelin. Atina tarafı önemli. Atina tarafını devirdiğim takdirde zaten her şey bir daha bitmiş olacak. Bir yandan bombardımanlar falan devam ediyor da öyle çok fazla etkili değil ne yazık ki. Gir abi, bitir şu Atina'nın işini. Bir tane dağcı var sadece. Başka hiçbir şey yok dediğim gibi. O yüzden rahat bir ilerleyiş göstermeleri lazım. Support yapınları getir abi. Kansımurgut falan gelecekmiş. Demokrasi support falan vesaire vesaire gelecekmiş. Gelsin abi, yapacak bir şey yok. Devam abi, bitir buraları haydi. Buradaki Yunan askerlerinin tamamı imhada. Onları imha ettiğimiz takdirde de gidişat güzel. Abi ben seni de bir ayırayım. Sen de şu Korfu tarafında kal. Çünkü Korfu tarafından orada 3 Yunan geri gelirse hiç ummadığımız şeylerle karşı karşıya kalabiliriz. O da dert, daha fazla dert yakar. Bunun saplı hübü nerede var abi ya? Larissa'dan var. Yo, Larissa'da da saplı yok, yok. Sadece Atina'dan var. Selanik tarafına doğru giden bir liman var da liman zaten Selanik'teki bizim elimizdeydi. Oradan da bir dert olmaması lazım. Haydi abi, haydi. Haydi. Yani Yunan'ın bu kadar askeri var, eyvallah. Ama bu kadar askeri besleyecek ekonomisi yoktu zaten. Haydi.
Hadi imha ol artık, haydi. Bu kadar zamanım yok, bu kadar şeyim yok. 1914'ü de bitirdik. Eninde sonunda Dünya Savaşı çıkacak. Öyle bir seçenek yok artık, haydi. Şu noktaya da yayıl o zaman abi. Buradan da herhangi bir destek meslek zartürk geliyorsa onu da kesmeye çalış. Şuradaki hatta ikiye kapanırsa buradan da güzel bir fakat var da. O fakat da imha olana kadar bizi baya baya uğraştırdı yani. Sizi bu noktaya ayıralım abi. O taraf çünkü biraz sakata bağlamış gibi duruyor. Oraya biraz destek giderse orası da biraz daha toparlayabilir. Şuradaki askerlerin imhası daha hala gelmedi. Buradakilerin imhası daha gelmedi. Silah konusunda biraz daha PP geldiği zaman destek çıkalım abi. Hocam şurada iki tane asker var. Yani buradakiler bile imha almaya başladı. Şunlardan da bir saattir haber yok ya. İki tane asker bir imha edemediniz ya. Hadi abi Atina tarafı artık hadi. Ya birliklerin gücünü fazla kestim diye mi acaba? Yani başka türlü bir şey gelmiyor aklıma çünkü mantıklı bir şey. Bitir abi şurayı kapat. Burada yine bir tane dağcı var. O bir tane dağcıyı ortadan kaldıralım. Ya Atina tarafı için öyle çok çok fazla bir gücü kalmadı yani. Atina'nın bitmesi artık an meselesi olması lazım da. Hala daha büyük bir direniş var resmen. Nedir abi? Getiriyorsun bunları buraya. Hepsi bu noktaya direnişe geçiyorlar. Buradan hızlıca bir şekilde Atina'ya yüklü saldırı. Her şeyin bitişi. Şurada zaten sabahtan belli bir iki birlik vardı. Sonunda bire düşmüş. O da hele şükür bir imha olacak bir ara da inşallah. Böyle bir niyetlenirse arkadaş bir ara. Hadi abi, hadi Atina'nın artık bir şeyi kalmadı. Hadi. Özel harekatlar aç abi. Hele şükür Atina'yı ele geçirdik. Atina'yı ele geçirdik. Bitmesi lazım ama. Bir de Korfu mu bekliyorsun acaba sen benden? Ya da illa adalar madalar falan mı? Hadi abi orada bir tane iki tane birlik var. Hiçbir güç yok. Rahatlıkla bir şekilde ilerleyebilmen lazım. Turan'a doğru ilerleyişimize başlayalım. Ruhatlı Turan yoluna doğru ilerleyiş başlasın abi. Haydi buradaki dağcıyı da aldık hadi. Savaş skorunu göremiyorum yoksa. Bir şey kalmamış. %84. %87. Düşmüş olması lazım ama hala daha bir inatlaşma çabası söz konusu. Hadi abi hadi 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 hadi. Korfu'dakiler bile bir şey kalmadı artık. Korfu'dakiler de düşmeye başlayacak birazdan. Ama hala daha bir inatlaşma çabası gerçekten fazla can sıkıyor. Light Tank'a bir ufak yüklen bakalım. Belki acaba basabilirsek basarız. Artilerinin zamanı geldi de geçti bile abi. Artilleriyi de bir ufak basalım. Girit tarafına çıkma olmaması gerekiyor aslında ama Girit'te acaba askeri var mı ki? Şu iki tane birliği ver bakalım bana. Ben hızlıca bir hazırlanın. Başkentte askeri var ama başkentte muhtemelen kalmaması lazım. Dur sen buraya git sen işinin başına. Hadi abi hadi 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 burada da asker yok hadi. Korfu tarafına zaten an itibariyle girilmiş olması lazım ama hala da söz konusu bir ilerleyiş tam olarak yok. Orucu kapat. Alman'dan silah almaya devam. Fabrikası daha fazla satmayacağım abi yeter. Fabrika kalmadı zaten.
Silahtaki açık 1,5K'ya kadar düşmüş zaten. Baya baya toparlanmış da. Güzel bir resource speedlerimiz falan var. Turkish Nationalism tarafına doğru bir ufak bakalım. Çıkartmalar bir ufak yapılsın abi. Geri tarafına çıkabilirsek muhtemelen bir daha sorun sıkıntı kalmayacak zaten de. Sen oradan bir yan limana bir çık bakalım. Eğer ki o yan limana çıkartma atabilirsek sorun çözülecek gibi duruyor. Çünkü sadece başkent olduğu için bir yandan burada tutunmaya çalışıyor. Korfu tarafı hala düşmüş durumda değil. Buradakiler hala direnmeye devam ediyor. Çünkü gerçekten çok fazla can sıkmaya başladı artık. Hadi abi hadi. Mart 1915'teyiz artık. Hadi. Askerlerin kafalarına birer kask verelim abi. Kask çünkü etkili olabilecek bir şey. Şunlara bir force atak ver artık. Hadi abi korfu tarafını da bitir. Hocam senin şöyle yapalım. Asker sayısı bakımından sağlam bir eksilme söz konusu bizde de. Hadi abi hadi 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 hadi. Hadi Heraklion'a da gir bitir artık. Force atakla gir artık bitir. 3 cepheden saldırdım daha ne yapayım ya. Teyyare mektebini falan ver abi. Hadi abi hadi bari Korfu'ya girin de bitirin hadi ya. Ne Korfu'ya girse falan bitecek mi acaba? Nedir savaş skoru ya? %96 hadi. Yani cidden bir şey kalmadı ama hala da öyle bir direnme söz konusu ki şunlardan bir tanesinin en azından victory point düşse muhtemelen Korfu düşse bile bitecek de. Korfu'daki birlik direndi. Patras'taki yani 3-4 birlik var. Hadi abi hadi düştün artık. Bitti artık hadi. Almandan gelen silahla muhtemelen şeyi de destekle sıfırlanmış olacak da. Silahın üretiminde yeni modeli alalım. Hadi abi bitti artık. İçin boş boş. Sıfır. Heraklion'a girebilirsek muhtemelen bitecek. Yani ben şimdiye kadar Yunan işgal ederken Girit'e bir kere herhalde çıkmamışımdır ya. Vallahi benim şansıma denk geldi. Yemin ediyorum. Yunan'ı şu ana kadar işgal ederken daha bir kere herhalde Girit'e çıkmamışımdır gerçekten. Yani hem kayıt esnasında hem kayıt arkasında. Yani bir kere bile Girit'e çıkmadan işi bitirmişliğim var. Ama şimdi Dünya Savaşı çıkacak falan dedik. Acele etmemiz gerekiyor dedik. Bir de orada Victory'yi tercih etmeyip diğerlerini işgal ettik ya. Ondan kaynaklı baya baya bir ortada kalma durumu söz konusu abi. Hadi abi hadi. Heraklion'daki de boş yani. Boş artık. İçi boşaldı artık bildiğin. Adam kalmadı içinde ya. Haydi abi haydi. Ya orası düşene kadar burası bitirecek zaten işi de. Burada da bir tane birlik kaldı.
Hele şükür, hele şükür, vallahi hele şükür, billahi hele şükür. Yani of, özür dilerim ses fazla geldiyse ama gerçekten fazla bunaldım. Yani bir türlü iş yapamadık ya. Bir türlü şu Yunan'ı Balkan devletlerini ortadan kaldıramadım. Kafayı yiyordum az kaldı. Gerçekten kafayı yiyordum ya. Onların da donanmalarını ele geçirmeyi başardık. Bunları hemen bir birleştirelim abi. İyi, sen birleşmiyorsan sen git orada birleş. Bunların eksiklerini tamamlayayım. Lütfen kusuruma bakmayın ama bildiğiniz gibi onlar eksik eksik kaldı mı benim biraz sinirim bozuluyor. Enver Paşa'mı tekrardan bunlara maraşır olarak verelim abi. Şuradaki işlemlerin hepsini bitir. Bu orduların tamamını da tekrardan ana hattına çek. Sonrasında ordunun ana gidiş güzergahı olan yeri belirleyelim. Şunun içinden şöyle yapalım. Bunun 14'ünü ben tamamını da alayım. Tamamını garnizona çevirmeyeyim abi. Çünkü bunlar bayağı bir özel birlikler olmuş. 68K silah gelmiş. Yani abi kaybettiğim silahın tamamını fazla fazla almayı başardım. Bir tane kadar daha sivil fabrikada satalım. Şu borcun artık üstesinden gelmeye çalışalım. Şuradaki sivil fabrikaların falan tamiratlarını yap. Askeri fabrikaların tamiratlarını yap. Bunların bir kısmı bizim bombardımanımız yüzünden. Hatta belki hepsi bizim bombardımanımız yüzünden ama bir kısmı tabii ki rezistansa da kurban gidiyor olabilir. Rezistansa bir yandan bakacak olursak evet abi. Bulgar tarafında an itibariyle yeni bir düzen oluşmak üzere, yeni bir isyan çıkmak üzere. Şey tarafına hangisi bakıyor? Piyade alayım bakıyor. Tamam, hemen bunu verdik. Şimdi biraz uyumluluk falan artacaktır. İsyanlar biraz daha düşecektir hızlıca bir şekilde. Hatta ajanlık basabilsek ajanlık bassak iyi olur da 7 tane fabrika var abi. Ajanlık basacak fabrikaya da sahip değilim ne yazık ki. Stability %7. Stability'yi biraz arttırmam lazım. Şuradan birleştirme yoluna bir gidelim bakalım. Sıradaki hedefimiz şimdi direkt olarak neresi? Bir yandan onu merak ettim. Ruslara karşı saldırı başlayacak. Ruslara karşı saldırı yapabilir miyiz? Ruslar şu an İngilizlerle ittifak mı? Evet abi. Ruslar ittifaksa, biz beklesek, Alman Rus'u devirse ve sonrasında Bolşevikler işin içine girdiğinde biz Bolşevikler üzerine savaş açsak direkt. Bence çok daha mantıklı. Yani Bolşeviklerle direkt olarak işin içerisine girersek Bolşeviklerle birlikte biz bu işi çözeriz. Yani Bolşevikler herhangi bir şekilde bir ittifaka katılamayacakları için rahatlıklı bir şekilde ilerleyiş gösterebiliriz. Recovery rate alalım hocam senden de. Şu garnizon buralarda tutsun abi artık. Buradaki limanları da tutmaya çalış. Ya bu garnizon zaten muhtemelen bölgeleri hiçbir zaman tutamaz yetemezdi. Sadece öyle hiç beklemediğimiz bir anda beklemediğimiz bir savaş mavaş çıkarsa diye öyle bir hazırlık verdiriyor sadece. Buna lojistik wizard verdirelim. Bir de fast planner falan verdirelim. Bu general baya general olmuş ya. Yani garnizon olarak Libya'da kullandığımız generaldi bu yanlış hatırlamıyorsam da. Baya güzel bir iş görmüş. Enver Paşa ülkenin başına geçmeyi başardı. Biz burada ülkenin bir ufak toparlanmasını sağlayalım. Buradaki toprakların korlanmasını sağlayalım. Şuradaki fokusumuzla birlikte. Ondan sonrasında çok daha rahat bir düzeyde ilerleyiş göstereceğiz. Arnavutluk papatımız bildiğiniz gibi ama öyle bir derdimiz yok. Rahatız yani. Ya gerçekten çok güzel işler başardığını düşünebiliriz az çok. Dünya Savaşı esnasında gerçek diye Dünya Savaşı değil, Balkan Savaşı esnasında gerçekten iş yaptı diyebilirim aslında bakarsanız. Uçaklarla alakalı daha zaman var abi.
Şnorkel falan daha var. Tanklar konusu olabilir. Artilleriyi hadi biraz erken güçlendirelim. ...1915 Dünya Savaşı'ndan yana hala daha bir şey yok, ses yok. Tabi Sırp'ı biz şey yaptığımız için onunla alakalı muhtemelen bir durum. Ama bildiğiniz gibi normal modun devamı olarak da bildiğiniz gibi savaş çıkıyor. Savaşın çıkmasını biraz beklememiz lazım. Abi 300 PP sonrasında şeyden kurtuluyoruz, borçtan kurtuluyoruz. Borç ne? Yani şu an herhangi bir fabrika gidiyor mu? Yok. Yani borç için şu anda giden bir fabrika yok. Belki onu bekleyebilirim de. Abi sivil fabrikaya gerçekten çok fazla ihtiyacım vardı. Ne yazık ki elimizde fabrika yok. Öyle bir sorun var. Central Power'a katılıyor musun? Abi ben Central Power'a katılmayayım. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Bunlara Justify atamıyorum. Şu an dünya tansiyonu istiyor. %49. Justify atamadığımız için orayı da biraz daha bekleyeceğiz. Gemilerle alakalı bir ufak yüklenelim bakalım. Evet, geldi bizim korlama haritası. Şimdi Yunan tarafından başlayalım abi. Hem biraz askeri hem de biraz fabrikaya kavuşabilelim. Tabi işin sıkıntılı kısmı command power'la geliyor. Bu bayağı can yaktı şu anda. Command power'la korlamak çok uzun sürer abi ya. Günde kaç geliyor? 0.45 geliyor. Nereye gidiyor özellikle? Paşalara gitti de ilave olarak yeni gelen yok. Ya ben onu PP ile diye umut etmiştim ama hepsi command power'lı abi. Yani command power için bayağı uzunca bir süre beklememiz gerekecek. Yani bizim bunları korlamamız muhtemelen birkaç sene falan alır. Çünkü günde 0.44 geliyor abi. War support'u mu arttırmak lazım peki PP'nin command power'ın daha fazla gelmesi için? Evet, war support'u artırırsak biraz daha fayda edecek. Nankor Manpower buradan geliyor. Biraz da buradan geliyor Ahmet Cemal Paşa ile. Kalsın biraz da o zaman. Başka advisor olarak kimi alabiliriz? War Support, Research Support buradan varmış. Nazım Bey. Hem de Enver Paşa'yı biraz daha bufflayacakmış. Bufflasın abi. Güzel, 0.47'ye çıktı en azından. Ufak ufak baştan sona korlamaya çalışacağım. Bir şekilde yapacak bir şey yok. Böyle war support da ne yazık ki alamıyorum. War propaganda falan yapamayarak. Biraz fabrika falan da geçebilirse elimize en azından güzel olacak da. Yani gerçekten böyle çok sıkıntı ya. Command power'la değildi, o yüzden ben baya rahattım. Şu an command power'lı olması baya can yaktı yani açıkçası. Abi Sırp tarafı falan baya bildiğin şu an %83. Şunu kapat, buna buraya military polis ver. Bunlar 12 bit, ben seni 20 bit yapayım abi. Ben seni 20 bit yapayım. Sana muhtemelen PP manpower yetişmiyor. Buradan da ben sana bolca manpower vereyim ki şu isyanı bastır.
Yani aksi halde bu kadar fazla isyan olduğu takdirde bizim zaten buralardan daha yeni çıkmıştız. Burada adamı bitirirler. Gördüğünüz gibi garnizona giden manpower abi. 590 bin falan manpower vardı. Hiçbir şey kalmadı resmen. Şimdi military polisi biraz daha geliştir abi. Baskı şeyini biraz daha rahatlatalım. Yani 180'in üstüne çıkmış bir isyan söz konusu. Baya baya birazdan bir iç savaşa daha falan girişirdik muhtemelen birazdan yani. Lokal insan şeyini ortadan kaldırıyormuş ama yapacak bir şey yok. 0.47 gelmeye devam ediyor. Gelsin abi. Ufak ufak bir stability falan yani bir kendine gelir gibi olacak ama inşallah bir ara. Bakalım Dünya Savaşı nasıl çıkacak ya da çıkacak mı, ne durumda olacak? Ben de merakla bekliyorum. Ruslara karşı şu an şey almanın hiçbir mantığı yok abi, dediğim gibi. Ama İran'a karşı şey almak mantıklı olabilir. İran üzerine ilerleyiş gösterebilirim. Oradan biraz kendimize pay çıkarabiliriz. Güzel, %70 bandına falan düştü. Bunların biraz uyumluluğu artsın abi de uyumlulukla buradan şeyi sağlayabiliriz. En azından fabrikalarından falan biraz daha faydalanabiliriz. Şu kırılmaların en azından biraz daha önüne geçebiliriz. Bu nedir abi ya? Hepsini tek tek tamir etmeye çalışıyoruz. Bir tane daha yeni gidiyor. War support biraz arttı en azından. Yüzde yani 0.54'e çıktı. Bu da biraz da arttırsın. Biraz manpower falan da gelecektir böyle korlamayla ama command power'la ya yani bu gelen command power'la ne kadar korlanır? Onun takdiri sizin artık. MP 18 lira daha çok var. Tank konusunda bir ufak başlayalım o zaman. Var ekonomiye zaten geçemiyorum. Savaşta olmam lazım. Ya da faşist olmam lazım da biz proto faşistiz. O yüzden olamıyoruz. Abi şu isyanlar bir iyice bitsin. Sonrasında birazdan manpower gelir zaten. O zaman askerleri sınırlara yerleştiririz. Şu anlık var skor yani dünya tansiyonu olmadığı için de herhangi bir şekilde justify da atamıyorum. Çünkü benden minimum %49 istiyor. Onun için biraz da beklemem lazım. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla birlikte zaten her türlü şekilde şey başlayacaktır. Dünya tansiyonu fırlayacaktır yerine. O zaman da biz bir şeyler başarmaya çalışırız. Bunlara falan justify atarız. Tüm bağımsızlıkları ortadan kaldırırız. Ondan sonrasında duruma göre bir şekilde ilerleyiş göstermeye çalışırız. Getir abi bir tane daha 15. Yani 0.54 abi çok az ya. Ya 30 günde bir yer falan korlama şansına ulaşabiliyorum. Ya da şunların tamamını alırsak oradan biraz ilavesini almış oluruz da. O da alsak 3 kereliğine 4 kereliğine yani. Oradan 70 command power gelecek. 70 command power'la 5 tane falan yer herhalde. 4 tane falan yer alabiliriz. Ondan sonrasında tekrardan bize lazım. O yüzden kalsın abi, yapacak bir şey yok. Anti-democratic rate alabiliriz. Demokrasi support falan alırız abi, güzel. Oradan biraz bir stability alalım. Başka alabileceğimiz advisor decisions falan var mıdır? 300 PP yaparsak borcun işini bitireceğiz de borcun işini bitirsek mi bitirmesek mi, bir yandan hala oradayım aslında bakarsanız. Bitirmek bizim adımıza iyi mi olur, kötü mü olur? Yani herhangi bir silah ihtiyacında gerçekten oradan iyi bir silah kaynağına ulaşabiliyorum. Bu güzel haber en azından. Bir yandan da çelik satmaya başlamışız. Çelik haricinde ne? Bir de petrol mü satıyoruz? Yo. 4 fabrika geliyor diyor da. Bir şey daha satılıyor herhalde. Gel abi bir tane daha yer kapatalım. Nereye kapatalım? Herhalde geride kapatalım.
Yani tüm bu coğrafyanın tek tek elle korlanması demek gerçekten çok uzun bir emek. Başka bir şey değil abi. Tamam, eyvallah. Belki buradan gerçekten şey gelecek, manpower gelecek, fabrika gelecek de uğraşılır mı? Bana sorarsanız hayır. Rusya üzerine oynamaya başlayalım ve bu arada da Panturanya kurulmuş oldu ve burada da ufaktan ufaktan bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Turan'ı kurduk. Bakalım bu Turanlı gerçekten olması gereken Türk topraklarına ulaştırabilecek miyiz? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bu bölümü burada ufaktan sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.